Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçildi. Milletvekili Bekir Bozdağ, Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül, İl Başkanı Ali İhsan Delioğlu, milletvekilleri ve adaylarının katılımıyla AK Parti İl Başkanlığı binasında basın açıklaması düzenledi. Tabii bu seçim sonuçlarına baktığımız zaman bir başka hususu da görüyoruz. Esasında parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimini parlamenter sisteme geri dönüş için bir fırsat olarak gören ve güçlendirilmiş parlamenter sistem adıyla esasında güçlendirilmiş vesayet sistemine geri dönmek isteyen Millet İttifakı bileşenlerine de milletimizin bir cevap verdiğini görüyoruz. Nedir o cevap? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine devam ve bunun kabul ettiğini ve bunun değişmesini istemediğini milletimiz ortaya koyduğu gibi aynı şekilde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme de milletimiz bir veto koymuştur. Ve artık güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde durmamaları gerektiğini de bu bileşenlere ifade etmiştir demokratik bir usulle. Milletvekili Bozdağ, seçim sürecinde yaşanan gelişmeler ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Tabii seçim sonuçlarının bir başka yönü de Türkiye'de daha önce de ifade ettiğimiz gibi iktidarda değil muhalefette bir değişim ihtiyacı olduğunu göstermesidir. İktidara parlamentoda çoğunluk vermek ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin açık ara seçileceğine dair işaret vermek suretiyle değişimin muhalefette olması gerektiğini de sandıkta milletimiz ilan etmiştir. Yani bu muhalefeti beğenmediğini, bu muhalefette Türkiye'nin geleceğini görmediğini, bu muhalefete güvenmediğini de çok net bir şekilde ortaya koymuştur. O yüzden değişimin muhalefette yapılması gerektiği emrini de sandıkta verdiğini görüyoruz. 14 Mayıs seçim sonuçları Türk muhalefetinde bir değişim sürecinin de başlangıç tarihi olduğunu buradan görmek mümkündür. Zira seçim tamamlandıktan sonra 28 Mayıs'tan sonra ben eminim ki Türkiye'de pek çok partide tartışmalar olacak. Yönetimde ve genel başkan düzeyinde değişimler yaşanacaktır. Bu şimdiden görülen bir gerçektir. Ayrıca bu sadece bizlerin gördüğü bir gerçek değil. Milletin de sandıkta muhalefete verdiği bir talimattır. Sizinle olmuyor. Sizinle biz başarılı olamıyoruz. Ya bırakın ya da kendi aranızda bu işi halledin. Talimatını sandıkta milletimizin verdiğini görüyoruz. O yüzden hep dediğimiz gibi Türkiye'de iktidar sorunu yoktur, muhalefet sorunu vardır. Değişmesi gereken iktidar değil, değişmesi gereken muhalefettir. Sandıkta da halk muhalefetin değişmesi yönünde iradesini ortaya koymuştur. Umarım ki muhalefet sandıktaki bu değişim iradesine uygun seçimden sonra da hareket etme imkanı bulacaktır. Tabii bu masanın da dağılması anlamına geliyor ayrıca bu seçim sonuçları. Çünkü bu seçim bir şeyi daha göstermiştir. Kin, nefret ve intikam duygularından beslenen, kin ve nefret, intikam duygularını rehber edinerek siyaset yapanlara milletin iktidar vermeyeceğini de göstermiştir. Çünkü